Haydi örmeye başlayalım. Tığımı kalın tuttum. 4 milimlik bir tığ ile öreceğim. Bakın şöyle göstereyim. Tığım 4 milim. Ee, çok sert olmasını istemediğim için 4 milimlik tığ ile başlayacağım. Hadi alın gelin ipinizi ve tığınızı bu kolay yelekleri birlikte yapalım. Baştan sona detaylı bir şekilde size anlatacağım. Yeter ki videoyu atlatmayın. Hemen ipimizle tığımızı Birleştirelim. 80 taneye yakın zincir çekin. Yani 75-80 uzunca bir zincir çekin. Zahmetsiz bir şekilde size göstereceğim. Zincirimiz uzun olsun. Direkt zaten başlarken her şeyini ayarlayacağım ve pratik bir şekilde öreceksiniz. Şöyle şimdi bir uzun bir zincir çekeceğim. Bebek iplerinin hepsiyle olur bunun hırkasını da yaptım kanalda mevcut Şimdi de yeleğini yapacağım Çok keyifle örülüyor Şöyle söyleyeyim bir günde ördüm Yeleklerimi yani bir tanesini Bir günde ördüm evimin işini de yaptım yemeğimi de yaptım Her şeyimi yaptım Oturdum ve pıtır pıtır Örülüyor çünkü Bak Zincirimi şöyle Hiç saymadım uzun bir Zincir çektim Evet Şimdi tığımın üzerine ip aldım. Hatta şurada zahmetsiz bir çıkış yapalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. O 4 zinciri bıraktım. Ve buraya bakın. Bir trabzan yaptım. Tekrar ip aldım. Aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. Bakın şöyle. 2 tane. Bir zincir atlayıp ikinci zincirime batırdım ve bir tane trabzan. Aynı yere bir tane daha. Bakın iki tane oldu. Aynı yerde iki trabzan. Tekrar bir atladım ikinciye. Bir aynı yere iki trabzan. Yeniden ipimi aldım. Bakın bir atladım ikinciye bir trabzan yaptım tekrar ip aldım aynı yere bir tane daha şimdi bakın burada bir iki üç dört tane trabzanım yani yaptığım yuvalarım oldu bir iki üç zincir çektim ay pardon iki zincir 3 çekmeyeceğiz çünkü büyük oluyor ve buradan bakın bir atladım ikinciye üzerine ip almadan sık iğne yaparak buraya kızım git buradan git kızım şöyle buraya bir sık iğne yaptım bir iki zincir çektim ve yine buraya aynı yere batarak buraya bir minik yuva oluşturdum Şöyle. Bir, iki zincir çektim. Ve buradan bir atlayıp ikinciye batırarak yine bir trabzan. Aynı yere tekrar bir trabzan daha. Dört tane bu şekilde buraya hazırlayacağız. Bakın. Bir, iki. Şöyle. Şimdi ikinci örneğimi yaptım. Bu üçüncü örneğim bir zincir atladım ikinciye batırdım tekrar aynı yere bir tane daha ve arkaya şöyle bakın dört tane bir iki üç dört bu da kol için bir iki zincir çekip bir zincir atlayıp ikinciye sık iğne olarak bağladım şu bir iki zincir çektim ve aynı yere bir tane daha yaptım ve buraya minik bir yuva oluşturdum iki zincir ve yine bir tane atlayıp ikinciye batırdım buraya bir trabzan şimdi de güzelliklerim 8 tane yapacağız böyle örnek arka için 8 örneğimiz olacak bakın 2 oldu

ipimizi göstereyim bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 zincir çektim 1 bıraktım ikinciye sık iğne ile bağladım 1 2 zincir çektim aynı yere bir tane daha ve yine bir minik yuva oluşturdum 1 2 zincir ve buraya şimdi dört tane örnek yapacağız o da kolumuz için olacak böyle birinciyi yaptım bir iki üç ve dört dört tane örneğimi yaptım. Bakın göstereyim. Şöyle. 1, 2, 3, 4. 1, 2 zincir. 1 atladım. İkinciye sık iğne ile bağladım. 1, 2 zincir. Ve aynı yere. Ve bu da son yuvamız oldu. 2 zincir. Ve şimdi 4 örnek yapalım. Birinciyi bıraktım. ikinciye geldim. 1 2 3 ve 4 4 tane örnekte buraya yaptım. Bakın şöyle. Ve en son bir tane bakın şuradan bir tane atladım ikinciye bir tane tek trabzan yaptım zincirimizin fazlasını buradan kesip çıkartırız 1 2 3 zincir çektim çevirdim tığımın üzerine ipimi aldım bakın o kadar kolay bir örgü yapacağız ki şimdi şöyle göstereyim bakın dört tane köşe yaptık bir iki üç ve dört şimdi bu yaptığımız örnek dediklerim bakın iki tane yaptık ya aynı yere batıp iki tane şimdi bu iki trabzanın ara boşluğuna iki trabzan yapacağız bir iki hafif uzatarak yapın bakın ve öbürüne geldim. Bakın öbür örnek. Ara boşluğuna gireceğiz iki trabzanın. Ve yine iki trabzan yapacağız. Şöyle. Tekrar. Bakın ara boşluğuna iki trabzan yaptım. Şimdi burada bir tane de artış yapacağız. Bakın bu artış noktamız var ya şurada yaptığımız yuvaların bu tarafında sağında ve solunda 3 batacağız şimdi bakın buraya 2 zinciri gördüm buraya 3 trabzan yapacağım 1 2 ve 3 2 değil de 3 tane trabzan yaptım ve şimdi hiç zincir çekmeden bakın şuraya geleceğiz 2 zincirimizin içine tığımı bir sardım tekrar bir tane daha sardım. İki tane. Ve bu iki zincirli yuvanın içine batırdım. İki tanesini çektim. Tekrar iki tanesini çektim. Bakın. Ve burada bir taneyi bıraktım. Şu an şöyle. Yine iki defa sardım. Ve bakın aynı yere tekrar ikisini birlikte çektim. İki taneyi yine birlikte çektim. Şöyle. Şimdi bu üç tanenin hepsini birlikte çektim. Buraya bir iki zincir. Tekrar iki defa sardım ve yine iki zincirli yuvamın içine girdim. İki iki ve yine sardım. İki defa sardım aynı yere bir. 2 ve tığımdaki 3 taneyi birlikte çektim. 1 Bir, 2 zincir burada tam böyle 3 tane yaprak yapacağız. 2 tane yaptık. Şimdi 3. bakın. Her 4 köşemizde de bu olacak. Yani her 4 köşe böyle ilerleyecek. Şöyle bakın gördünüz mü? Şunu yaptık. Ve tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi tarafa geldim. Bakın burada yine zincirim var. Zincirimizin olduğu yerdeki ilk yuvaya 3 tane. 1 2 ve 3. Aradakine 2. Bunlar bizim artışlarımız. Tekrar sıradakine 2 ve bakın zincirin sağında ve solundakini yapıyorduk şimdi buraya 3 bakın buraya 3 tane 1 2 3 her aradaki baştakinde ve sondakinde 3 yaptım şimdi tekrar yapraklarımızı yapacağız 2 zincir yaptığımız yuvanın içine şuraya 2 defa sardım ve bakın Burayı biliyoruz artık. Ve topladım. Birinci yaprağımı yaptım. Bir. iki zincir. iki defa sardım. Ve ikinci yaprağımı yapacağım. Böyle. Bir. iki zincir. Ve üçüncü yaprağımı hazırlayacağım şimdi. Bakın. Ve böyle. Hiç zincir çekmeden Hemen bakın öbürüne geçeceğiz ve buraya ilk olana 3 tane. 1 2 3. Şimdi aradakileri örelim. Sondakine kadar 2 2 batalım. Biraz hızlı geçeceğim böyle. Ara burası çünkü. Bir sırada bu şekilde hazırlayacağız. Artıracağız. Bir sırada normal öreceğiz. Şimdi bakın geldim yine. Sonuncu nereden sonuncu? Zincirin yanındaki. Hemen bunun içine 3 tane. 1 2 ve 3. Ve yine yaprak yapacağız. İkili zincir olan yuvanın içine üç tane yaprak hazırlayacağız bir iki zincir ve tekrar böyle bakın ikinci yaprağımı da hazırladım bu da üçüncü her şeyde böyle yapacağız yaprağımızı yaptığımız zaman buralara üç batacağız bakın yaprağımı yaptım ve yine hemen ilk olanın içine üç tane trabzanımı yaptım aradaki iki taneyi yapalım hep ara boşluklarına batarak iki trabzanların ve yine bakın sonuncuya geldim burada da 3 ve bu şimdi yaprağımı yapacağım 3 tane yaprak böyle 2 zincir ve tekrar yine yaprak ve bu bakın şimdi burada sonuncu artışımız bakın çünkü iki zincirin burası ve başka yok bundan başka bir iki ve üç şöyle şimdi öbürlerini yapacağım bir aralara girerek şurayı uzatarak yaparsanız şurası daha bir yumuşak oluyor. Evet bakın. Şimdi bu kenarda zincirimiz vardı. Bu bizim bir trabzanımız. Tepesine batırdım ve buraya da bir tane tek trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çevirdim. Ve yine aynı şekilde başlayacağım. trabzanların iki trabzanın arasına iki trabzan hep bunu yapacağız bakın şimdi burada yaptığımız artışımız var 3 tane bakın şöyle burada iki boşluğu da kullanacağız önce üç trabzanların birinci boşluğuna bakın buraya iki tane 1 2 tekrar öbür boşluğuna bakın buraya 2 bir tane örnek artırmış olduk hemen göstereceğim 1 2 3 4 ile başladık bakın 1 2 3 4 5 oldu 2 zincir çekip 1 2 zincir çektim ve 3 tane yaprak yapmıştık bakın şöyle 2 yaprağın arasındaki boşluğa 1 sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. İki ile üçüncü yaprağın arasındaki boşluğa sık iğne yaptım. Şu bir alttaki yuva gibi hazırladık. İki zincir ve şimdi bakın artışlarımız üç tane olan bir ve ikinci trabzanın arasındaki boşluğa iki tane trabzanımı yaptım. Tekrar 2 ile 3'ün arasındaki boşluğa ve bakın şöyle bir görüntü bir tane arttı yine burada. Ve şimdi bu aradakileri örelim. Kolları 4 ile başlamıştık. Şu an 6 tane olacak. Gol çift taraflı arttığı için 2 2 artıyor. Artışa geldim bak Birinci boşluğunun içine yaptım tekrar 2 ile 3'ün arasına 1 ve 2 gördünüz mü bir tane de burada oldu 2 4 6 1 2 3 4 ile başlamıştık 1 2 zincir ve yapraklarımıza geldik bakın 1 ile 2. arasındaki boşluğa bir sık iğne 2 zincir tekrar 2 ile 3'ün arasındakine 1 iki zincir. Ve şimdi buradan bak Gördünüz mü? Artıştayım. Bir köşede ne yaptıysam öbür köşede de aynısını ve şöyle bak bir tane de burada artmış oldu. Şimdi sona doğru gidelim. Evet arkadaşlar bakın böyle buraları Şurası yaprağımızı yaptığımızda başa ve sona üçlü batarak ilerleyeceğiz. Her sıramızda robamız bitene kadar bunu yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle bakın. Gördünüz mü? İpim de nasıl kalın gözüküyor. Aslında kalın değil ama biraz böyle kabarık bir ip. Ve bir tane daha arttı. İki zincir. Tekrar iki zincir. Bir, iki ve bakın. Burada yine artışımızı tamamlamış olduk. Yani üç tane trabzanın olduğu yerden iki tane örnek çıkartmış oldum. Ve sıramı tamamlayacağım böyle. Sıramızın sonuna geldiğimizde bu zincir tepelerine batarak bir trabzan çıkartacağız. Bakın çektiğimiz 3 zincirin tipe noktasına batırdım ve bir trabzan çıkarttım. 1-2-3 gönderdim ve yine aynı şekilde bakın, görüp göreceğiniz en pratik e, yelek modeli oldu bu. Hem yumuşacık hem de pratik ilerliyor. Ve burada şimdi ne yapacağız? Bakın yapraklarımızı yaparken baştaki ve sondaki trabzanlara 3 batıracağız bakın gördünüz mü şimdi zincirlerimizi gördük ve buradakinin içine 3 tane 1 2 ve 3 şöyle tekrar 2 defa sardım ve yapraklarımı yapacağım ve böyle 5 tane olacak bu yaprağımız burada 5 tane olana kadar bu şekilde devam edeceğim ve bizim yeleklerimiz biliyorsunuz 0-1 yaş rahat rahat giydirebilirsiniz şöyle bakın şimdi yaprağımı yaptım hemen ilk örneğimin içine yuvamın içine bakın üç tane 1 2 ve 3 tekrar buradan normal bir şekilde ilerleyeceğim Evet arkadaşlarım bakın ikinci yaprağımız ve üçlülerimiz bir dahakinde buralara çift çift 5 tane bu şekilde yaprağımız olana kadar öreceğiz Evet arkadaşlarım bakın 1 2 3 4 5 yaprak sırası yaptım 4 e, yaprak sırası 5'incinin e, zincirli yerini yaptım bakın şöyle göstereyim nin zincirlerini yaptım ve şimdi burada artış yapıyorduk ya bakın burayı nasıl yapacağım? Şöyle burada gol yerini ve ayrımını ayarlayacağım. Bakın beşinci yaprağımın yuvası hazır. Şimdi burada üç tane batıyorduk ya. Batmayalım. Bakın birebir batarak geldim. Şu zincirin içi var ya. Şu zincirin içine iki tırabzan. 1 2 Bakın şöyle zincir yuvasının içine yaptım. Yani artışı direkt yaptım burada. Ve bu çektiğim bakın iki tane zincirin içine bir iki trabzan yaptım. Şöyle. Tekrar burada bir tane zincir çektim. Ve yine bu yuvanın içine iki tane trabzan yaptım. Bakın şöyle. Şu şekilde ve buradaki zincir yuvasının içine artışımı yapacağım bu 10. sıram benim bak şöyle şimdi burada böyle bir şey yaptık şu zincirin içine 2 2 zincirin içine 4 tane oldu bakın 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan ve 2 zincirin içine de yine trabzan şimdi bire bir batarak orada tekrar göstereyim öbür kolda Şimdi ötekilerde bir farklılık yaptım bunda ve bu güzel oldu. Denedim, oldu. Şimdi bunu tekrar göstereceğim. Tekrar öbür yapraklarımıza kadar gidelim. Yani şuraya gelelim. Tekrar bakın buradayım. Şimdi şurada sonda 3 batıyorduk. Batmayacağız. 2 batacağız bunun içine. 1 ve 2. Şöyle Şimdi bakınız iki zincirin olduğu yere ilk iki zincirin içine iki trabzan bir ve iki şöyle ve buraya yapraklarımızı yapmak için yaptığımız yuvanın içine iki trabzan bir zincir yine aynı yere iki trabzan şöyle ve iki zincirli yuvanın içine iki trabzan şu şekilde. Bakın. Ve öbür iki köşeyi de aynı şekilde yaparak sıramı tamamlamış olacağım. Evet arkadaşlarım. 10. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve şimdi kolları bırakarak gövdemizle devam edeceğiz. Şimdi şu aradaki bir zincir çektiğim yere kadar Yine örneğimi aynı şekilde örerek geleceğim. Bu şekilde daha kolay bir ayarlama oldu. Ve buradan şimdi oraya geleyim. geldim. İki tane kalmış. Bakın her örneğin içine batarak ilerledim. Şimdi şurada bakın. Şu vardı. Şöyle. Ve bu. Bakın. Önde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 örneğimiz oluşmuş. Şimdi şuradaki bir zincirimiz var ya bakın şu bir zincir. Bunun içine bir trabzan. Tekrar bu kolu bıraktım. Ve buradaki bir zincirli yere geldim. Ve yine bu bir zincirin içine bir trabzan yaptım. Şöyle. Ve örneklerimi tekrar aynı şekilde devam ettireceğim. Ve gol evimizi ayırmış olduk. Gayet güzel bir gol genişliğine erişti. Mesela hırkada yapmak isterseniz güzel bir gol genişliği yelek içinde çok güzel bir gol oldu. Şimdi öbür tarafa doğru gidelim ve orada da yine kolumuzu bırakalım. Arkayı örelim. Evet bak yine geldim buraya. Şu bir zincirin içine bir tane trabzan bıraktım kolumu. Öbür bir zincirli yere geldim, kulp ayrımına ve buraya da bir trabzan ve yine devam edeceğim. Kollarımızı ayırmış olduk. Şimdi gövdemizi örmeye devam edeceğiz. Sıramı tamamlayıp renk değişimi yaparak ilerleyeceğim. Evet, bakın sıramın sonundayım. Zincir tepesine batırdım ve şöyle yaptım. Şimdi öbür renk ipimi de aldım. Bakın iki ipimi birden tuttum ve trabzan yapmayı tamamladım. Beyaz ipimi bıraktım. İsterseniz iplerinizi kesebilirsiniz. Bağlayabilirsiniz. Bakın burada şöyle ben her seferinde bu beyaz ipi yukarıya çıkartacağım. Maviyi yukarıya çıkartacağım. Bu sefer kesmeyeceğim. İsterseniz kesebilirsiniz de. Evet. Şöyle. Aynı düzende yine örmeye devam edeceğiz. Sadece şu koltuk altındaki yaptığımız yeri göstereyim. Yani oradan da aynı şekilde geçeceğiz. Yine de kafanız karışmasın. Oraya kadar geleyim ve göstereyim. Örgümüz çift taraflı zaten. İki tarafı da aynı şekilde gözüküyor. Böyle tam araya batıracağız orada da. Dağlar. Elimden geldiğince bütün noktalarını net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, videoları atlatmadan izlerseniz eğer hiçbir ayrıntısını kaçırmazsınız. Önemli yerlerin hepsini gösterdiğim bakın şimdi bir trabzan bir trabzandan bu taraftaydı şimdi bize iki tane trabzan lazım o yüzden ne yapacağız biliyor musunuz bakın şu bir trabzanın üzerinden bir tekrar öbür teklinin üzerinden bir gördünüz mü yine iki tane trabzanı elde etmiş oldum şimdi buraya girmeyeceğiz buraya böyle evet bakın bu mavi de güzel duracak Ve boyunu tamamlayana kadar yapacağız. Bir garış boyuna gelene kadar yapın. Bir garıştan biraz kısa yapabilirsiniz. Çünkü eteklerini lastik örgüde tamamlayacağım. O şekilde yapabilirsiniz. Hani sadece lastik payını hazır bırakın. Bakın şöyle. Şurada şu kadar da bir lastik yaptım. Şimdi renkli yerlerimi bakın. 4 sıra dört sıra yaptım mavi. 2 sıra beyaz, 2 sıra mavi, 2 sıra beyaz. 4 sıra. Bu sarımda bakın. 4 sıra, 2 sıra, 2 sıra, 2 sıra olarak yaptım. Yani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın ikisini de şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Nasıl isterseniz. Yani renkleri ona göre, sıraları ona göre tamamlayabilirsiniz. Aşağıya inerken e, normalde ne yapmışım ben? Dört. 6, 8, 10, 14 ve bir tane de beyazla gitmiştim. 15 sırayla aşağıya inmişim. O ipi göre örme şeklinize göre bu sıra boyunu değiştirebilirsiniz. O zaman ne yapalım? Örmeye devam edip boyunu tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar boyunu tamamladım. 4 sıra mavi, 2 sıra beyaz, 2 sıra mavi, 2 sıra beyaz, 4 sıra mavi ve 1 sıra beyaz örerek geldim. Gayet güzel bir ölçüde kızım hemen geldin ya. Ve şimdi etek ucundaki lastik örgümüze geçeceğiz. Şöyle bakın. Burada bir sıra örneklerimi yaptım. 2 zincir çektim ve döndürdüm. Lastik örgü yaparken dönüşlerimizi 2 zincirli yapalım. Şimdi bakın. Şimdi birinci şu zaten bizim trabzanımızdı. Şimdi buradan bakın iki tane var ya birinciyi boşluğundan batarak alalım. Bakın şöyle. Ve buraya bir trabzan yapalım. Tekrar arkadan dönüp bakın. Takıp bu trabzanı boşluğundan arka taraftan alarak bir trabzan yaptım. İpimi aldım ve şimdi bakın önden bir önden bir arkadan bakın önden aldım ve bir trabzan yaptım tekrar arkadan takıp arkadakini aldım şimdi bakın önden boşluğundan klasik lastik örgü tığ ile yapılan böyle ve şimdi önden ve arkadan tüm sıram boyunca bu işlemi yapacağım sona kadar geldiğimizde bakın burada tek zincirimiz kalıyor bunun şu ara boşluğundan batın şöyle bitişte bir iki zincir çekip tekrar çevirelim ve yine lastik örgümüze devam edelim Önden görünenleri önden öreceğiz bakın. Şimdi bu önden örülmüş. Bunu boşluğundan aldım. Ve bir trabzanımı yaptım. Tekrar bu arkada bakın. içte çukurda kalıyor. Bunu da arkadan takıp alalım ve örelim. Yani birebir aynısını yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle. Bakın. Arkadakiler çukurda gözüküyor. Öndekiler önden gözüküyor ve şöyle bakın lastik örgümüz oluşuyor. İstediğiniz boyda örebilirsiniz bu lastiği. Hani sıra sayısı önemli değil. 2 4 sıra lastik yapabilirsiniz. 5 sıra lastik yapabilirsiniz. Tamamen şuradaki genişliğe bir bakın. Çok da geniş güzel olmaz. Böyle. Şimdi istediğimiz boya kadar örelim ve kenar bantlarını yapmaya geçelim. Lastiğimizi ördükten sonra şimdi ön biyeyi yapmaya başlayacağız. Bakın şu yaptığımız yaprakların yüz yüzden görünüş tarafı ön yüzümüz bizim. Ona göre lastiğinizi orada bitirin. Şimdi her trabzan sırasına iki tane sık iğne gelecek şekilde tığlayacağım. Şimdi önden yaptım ben ve iki tane tam denk geliyor. Eliniz sık, sıkı olabilir. Daha sıkı tutmuşsunuzdur. O zaman e, şöyle tığlayınca bir bakın. Eğer gerdirme yapıyorsa aralara yeniden ekleyebilirsiniz. Bakın şöyle tığladığımda şurada bir büzme oluşmuyor. Gayet güzel çıkıyor. Demek ki bu her trabzana iki güzel. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani bazı arkadaşlarımız olan dışı sıkı örüyor. Ee, o yüzden de ölçü değişiyor. Bebek örgülerini taş gibi örerseniz bebeğiniz böyle kalıp gibi durur. Hiç güzel olmaz. Yumuşacık olması gerekiyor. Böyle bakın her sıraya iki tane ve sona kadar yakanın sonuna kadar bir yerin gideceğim yakayla birleştiği yere kadar. En sona kadar geldim. Bakın şurada başladığım yer var. Oraya da bir tane yaptım. Bir zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bu sıramı da tamamen sık iğneden oluşturacağım. Bu sırayı da aşağıya indirip tekrar yakaya geleceğim. Yani Toplamda 3 sıra sık iğne yapmış olacağım. Sonrasında düğme deliklerini ayarlamayı sizlere göstereceğim. Bu ikinci sıram. Üçüncü sırayı da örüp geleceğim. Evet toplamda 3 sıra sık iğne yapmış oldum. Ve bakın yaka tarafındayım. Bir zincirimi çektim ve çevirdim. Şimdi düğme deliklerimizi ayarlayarak ineceğiz. Buradan baştan 2 tane sık iğnemi yaptım küçük düğme yapacaksanız 2 zincir bir sık iğne atlayıp ikinciye batın bakın şöyle büyük bir düğme yapacaksanız orta boy bir düğme bir iki sık iğne atlayıp üçüncüye batın bakın şöyle bu genişlik yeterli geliyor şimdi ben de minik düğmelerim var o yüzden iki zincir çekip bir sık iğne atlayıp ikinciye şöyle ve arada 7 tane sık iğne yapacağım. 7 ya da 8 yaparsanız ara boşluğunu eee iyi oluyor. Hani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle bir bakın. Bu iki zincirleri tek batacağım dönüşte. Bir atladım, ikinciye. 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir çektim. 1 atlayıp ikinciye tekrar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Ve böyle aldığı kadar yaparak aşağıya ineceğim. Evet, aşağıya kadar geldim. Bir zincirimi çektim ve tekrar çevirdim. Bakın şimdi. İlk düğme deliğime kadar geleceğim da biraz yukarıda kaldı gibi ama olsun şöyle bakın şimdi burada altta kaç sık iğne bıraktıysanız buraya o kadar yapacaksınız ben iki zincir çektim ama bir sık iğne bıraktım o yüzden buranın içine bir tane sık iğne yaptım böyle iki bıraktıysanız iki üç bıraktıysanız üç yani sayıyı bozmayacağız bu şekilde bakın geldim tekrar. Bir sık iğne bıraktığım için buraya zincirin içine bir yaptım. Ve böyle yukarıya çıkıp tekrar üzerine bir sıra daha örüp bu önü tamamlayacağım. Öbür önde de aynısını yapıp düğme deliği yapmadan yapacağız ve en son yakamızı toparlayacağız. Şimdi bu önü bitirelim öbürünü de aynı şekilde örüp gelelim Evet arkadaşlar robalarımızı da bitirdik şimdi bakın yakamıza da bir sıra ya da bilemedin iki sıra lastik yaparak ilerleyeceğim şurayı toparlayacağız şu altta yaptığımız gibi lastik yapacağız buraya şimdi şurada bakın tam uçtan şöyle batırdım ipimi aldım Biraz uzun yapıp içeriden götüreceğim. Şimdi bu bandımızın olduğu yeri sık iğne olarak yapalım. Her sıraya bir tane gelecek şekilde şöyle. Bakın. Burası da düzelmiş olacak. Evet, şimdi burada örneklerimiz var zaten. Bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan bir taneyi önden alacağız. Bir taneyi arkadan. Böyle yaprak yaptığımız yere kadar geleceğim. Buraya bağcığı taktığınızda çok güzel e, duracak. Bakın şimdi tane daha var. Bu yaprak yaptığımız yer bakın şurası. Şöyle göstereyim. Şurada sık iğnemizin olduğu yer var. Şöyle. Buradan aldım. Tekrar döndürdüm. Öbür sık iğneden aldım ve buraya da yaptım. Şöyle bakın. Ve devam. bir kere daha göstereyim orayı aynı gelecek çünkü sıralama eşit gidiyor böyle evet arkadaşlar bakın yine şuradan ve buradan böyle bakın yaprağı aldım şu şekilde bir görüntümüz oluşuyor sonra gidelim Evet sona geldiğimizde öbür bandımızın üzerini de aynı şekilde sık iğne yaparak geleceğiz ve bu lastiği de isterseniz büyütebilirsiniz isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz tamamen Burası da hani kendi isteğinizde büyütüp ya da bu şekilde bırakabileceğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Size şimdi bakın şunu da yaptım. Şöyle şurada bir kenar tığlaması yaptım. Yapmak isterseniz eğer şimdi onu göstereceğim. Ve e, yeleğinizin bütün etrafını dolaşıp başladığınız noktada bitirebilirsiniz. Bakın şimdi şurada iki tane zincir çektim ve terse doğru sık iğneler yaparak gittim. Bakın şöyle. Bu biraz oyalayıcı ve biraz zorlayan bir şey yapmak isterseniz. Bakın her tepeye batarak terse doğru sık iğne yapmak. Bakın. Ve bu. Gördünüz mü? Bu şekilde bütün etrafını tığlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu da yapmayacağım. Tam 6 tane ördüm bu yelekten. Çünkü az kalan iplerimi değerlendirmek istiyorum ve güzel oturuyor. Çok tatlı bir şey bu. Hani gösterirken ne kadar net gösterebiliyoruz onu bilmiyorum. İşte resimlerde de anlatamıyoruz tam gözükmüyor. O yüzden içine girilmeyince videonun belli olmuyor. Şöyle şurayı düzeltelim. Neyse bu şöyle yapayım ben bunu. Sizi bekletmeyeyim. Ol kenarlarına da bir sıra lastik yapacağız. Bakın. Hemen şuradan ipimi bağlayacağım. Şöyle bunu arada yedirmemiz gerekiyor aşağıda. O yüzden biraz uzun yaptım ve bakın şöyle. Şimdi şurada bakın. Şurada bir trabzan var. Buradan başlayacağım yapmaya. Bir önden bir arkadan sadece bunu da tek sıra yapacağım. Yakada tek bıraktım. Bunu da büyütebilirsiniz. O şu gösterdiğim yelekte iki sıra yapmıştım. Bunda da tek sıra yaparak devam edeceğim. Bakın şöyle güzel görünüyor. Hani çok kabalaşmıyor. İki kolunu da bu şekilde bir sıra lastik yapıp yeleğimi tamamlayacağım. Ve sadece düğmeleri ve bağcıkları kalacak. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örersiniz. Paylaşırsınız ve destek çıkarsınız. Şöyle hemen şunu alayım. Bakın iki tane burada var zaten. Şun da gol lastiğini bakın bir sıra daha yapmıştım. Kenarını tığladım. Hani isterseniz büyütebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Bu, bu yeleğimde de lastik değil de şöyle bir kenar tığlamayla tamamladım. Ee, ama bunun da etekleri lastik. Önünü de şöyle tığlamıştım. Bunu da böyle tamamladım. İnşallah e, siz de yaparsınız. Çok güzel bir yelek modeli bu. O zaman ne diyelim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.